Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Biraz programı bu bölüme, Dünya Kadınlar Günü'ne ayırdık. İki tane değerli konuğum var. Aslında ana konumuzu denizcilik olarak belirledik. Biraz da şu konuyu konuşmak istiyoruz. Depremlerde bir deniz koridoru diye bir kavramla karşılaştık. Deniz köprüsü diye. Biraz bunu konuşmak istiyoruz işin uzmanlarıyla. Bu ne demektir? Çünkü işte denizde hastaneler ve depremzedeler yine denizde, gemilerde konaklatıldı. Halen devam ediyor. Biraz bu konu sanki bize göre biraz çok gündeme gelmedi, sönük kaldı. Ama önemli. Önemli olan bir tarafı daha var. Bütün uzmanlar İstanbul depreminden bahsediyor. Uzman konuğumuza onu da soracağız. Yani İstanbul'da olası bir depremde deniz köprüsü kurulabilir mi diye soracağız. Biraz bu konuyu gündeme getirmek istedik. Denizciliği seçtiğimiz için de Dünya Kadınlar Günü'yle de birleştirmek amacıyla Türkiye'de 3 kılavuz kaptan, kadın 3 kılavuz kaptandan ilki, yani ilk kez kılavuz kaptan olan kadın kaptanımızı davet ettik canlı yayınımıza. Kendisi burada ve biraz da bunu konuşmak istiyoruz. Efendim, Türk BNI Genel Müdürü Sayın Ufuk Teker bizlerle birlikte ve Nildeniz Sütçü Şen, Kılavuz Kaptan, Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Dünya Kadınlar Günü'nde bu şekilde kutlamış olalım dedik. Efendim, bakış başlıyor. Evet, Türk BNI Genel Müdürü Ufuk Teker, hoş geldiniz Sayın Teker. Ve Nildeniz Sütçü Şen, Kılavuz Kaptan, Sayın Şen, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi doğru söyledim değil mi? Ufuk, Nildeniz Hanım'la başlayalım. Evet. Günün anlam kadınlara ve emniyetine açısından. Doğru söyledim mi? 3 kılavuz kaptandan biriyim, evet. İlksiniz de galiba İlkim, değil mi? Evet. İlk kılavuz kaptansınız galiba değil mi? Zorladılar da bu mesleği seçtiniz, kendi tercihiniz miydi? Kendi tercihim yani. Çok zor bir meslek değil mi? Şimdi biz efendim yayına girmeden önce Sayın Şen'le konuşurken o gemiye çıkmalar bilmem neler ki biraz sonra arkadaşlar görüntüleri de paylaşacaklar. Bana çok zor bir meslek gibi geldi. Nasıl oldu? Nereden bu mesleğe merak sardınız? Ya önce denizcilik okulu mezunuyum zaten. İTÜ Denizcilik Fakültesi'ne 99 yılında girdim. Okula girdikten sonra uzak yol kaptanı olmak için aday oluyorsunuz. Üçüncü kaptan, işte ikinci kaptan, kaptan. Kaptanlıktan sonraki kariyer planımı da ben bu süreç içinde hep aktif olarak denizde devam etme isteğimden kaynaklı kılavuzluk olarak seçtim. Bu arada görüntüler sizden değil mi? Evet. Bu geminin köprüsünde. Geminin köprüsünde kemiğe çıkış görüntüleri var mı arkadaşlar? İp merdivenden. Bu kadar peki bunlarmış. Buyurun siz devam edin. O sırada ekranda görüntüler varken. Yani ilk başlangıcında tabii mesleği çok o kadar bilmesem de içine girdikten sonra daha çok sevdim. Devam etmemin en büyük sebebi o yani. Ve kendime en uygun bulunan kariyer seçimi olarak kılavuz kaptanlığı seçtim. Evet, tehlikesi var, adrenalini var, oldukça aktif bir çalışma hayatı var. Ama yapıma daha uygun. Bir de o geminin kontrol etmek, mesleğinize devam etmek çok güzel bir his. Şimdi bunun tehlikesi şurada herhalde. Ufuk, sen gelmeden önce Nildeniz Hanım biraz erken gelmişti. Orada konuşmaya başladık. Gemi hareket halindeyken gemiye ip merdivenle yaklaşıyorsunuz ve 9 metre 10 metreye yakın bir yeri ip merdiven değil mi bu? Evet. Hatta ya düşerseniz ne olur diye sordum ben Nildeniz Hanım'a, yani oldu mu? Ya sakat kalıyorsun ya vefat ediyorsun, başka bir üç yok dedi. Çok çok riskli bir meslek. Evet, çok büyük olasılıkla bunun olmayacağı tezinden hareket ediyoruz. Yani her zaman çünkü %99 ihtimal
zaten sağ salim bu iş bütün dünyada böyle yapılıyor. Yani başka türlü bir tek kuzey ülkelerinde işte helikopterle çok ağır hava koşulları olduğu için helikopterle inip biniyorlar. Veya çok uzak yerlerde. Diğer her yerde yapılış şekli bu. Şimdiye kadar bulunabilmiş en emniyetli yöntem bu yani. Gemiye çıkmak için. %99 ihtimal, %1 ihtimalimiz de her zaman. %1 ihtimal yaşıyorsun, %99 ihtimal ölüyorsun. Hayır. Bunu mu anlıyorum ben? Yok, %99 ihtimal gemiye emniyetli bir şekilde çıkıp işimizi yapabiliyoruz. Yani bu sadece şeyin emniyeti değil, bu ayrıca geminin de emniyetini sağlayan bir iş. Yani kılavuzluk çok önemli bir iş aslında emniyet açısından. Hem limanın hem de... Kılavuzluk ne Ufuk? Senden kılavuz... Deniz araçları, gemiler, kaptanları yönetiminde farklı limanlara geldiklerinde o limanda uzmanlaşmış yerel kaptanlar, kılavuz kaptanlar, Nil Deniz Kaptan gibi çıkıyorlar gemilerin üzerine. Kendi çok iyi bildikleri akıntısını, rüzgarını, deniz hareketlerini bildikleri yere gemiyi ya bir kanaldan, sığ sudan geçiriyorlar uygun bir şekilde ya da limana güvenli bir şekilde yanaştırıyorlar ki biraz evvel söylendiği gibi de kamu menfaati de içeren hem limanın hem çevrenin çevre kirliliği oluşmaması adına, çevredeki insanların güvenliği, üçüncü şahıs mallarının güvenliği adına da çok önemli bir görev üstleniyor kılavuz kaptanları. Hangi bölgede? İzmit Körfez bölgesindeyim. Herkesin ayrı bölgesi mi var? Tabii bulunduğunuz bölgeye göre eğitim alıyorsunuz. Oradaki limanları tanımak için belli bir süre eğitim alıyorsunuz. Staj görüyorsunuz ve oranın ehliyetini alıyorsunuz. Biz de hep... Niye üç tane? Üç kadın niye? Yani çok az bir sayı. Üç tane kılavuz kaptanın olması tercih nedeni mi değil? Riski mi yüksek? Nedir? Ben çok sayı çok. Aslında şöyle bakmak lazım konuya. Ben üniversitede okurken Denizcilik Fakültesi'nde kadın öğrenci bulunmuyordu. Evet. Daha fazla, geç mesleğe başlamak. Geç mesleğe geç katılımdan kaynaklanarak. Fakat Türkiye'de kadın denizcilerimiz çok başarılılar. Çünkü aslında şöyle genç kadın arkadaşlarımızı da hararetle tavsiye ediyorum mesleğe katılmaları için. Sadece gemi hayatından müteşekkil değil denizcilik. Çok değişik alt branşları da olan bir sektör. Ve Türk kadınları bu konuda diğer ülke kadınlarına nazaran çok başarılılar ve gemilerdeki sayıları da, karadaki sayıları da gittikçe artıyor. Yani sürece bakmak daha doğru sonuç verir. Peki. Üç sayısı az olsa bile. Geleceğim Nidane Sanmış. Ufuk'la hazır konuyu almışken, başta da girizgahını yaptım. Şu depremde yaşadığımız bir deniz köprüsü, denizi afette kullanma, biz yeni tanıştık bununla. Yani evet. Yeni gördük. İşte deniz hastaneleri açıldı. Evet. Gerçi Nil Deniz Hanım da biliyor. Hep beraber konuşursak daha iyi olur. Deniz hastaneleri var. Depremzedeleri oturacağı, kalacağı alanlar açıldı. Nedir? İlk kez biz bu şeyde karşılaştık. Evet, yani çok canlı örneği var. Bir diğer ulaşım modüllerinden bahsederek başlayayım. Demir yolu tahrip oldu. Trenle ulaşım ihtimali kalmadı. Kara hem çok yoğunluk oluştu, hem yollar gene tahrip oldu. Viyadükler çökebilir. O anlamda sıkışıklıklar yaşandı. Ve ilk 72 saat olan kritik ilk 72 saatte sahaya ulaşmakta güçlük çekildi. Aklımıza gelmedi mi deniz yolu? Hava, yani bu tabii bir acil durum planlaması, afet karayolları çok önemli çöktü, bir konu. Yani. Hava yolları çöktü, deniz yolu zaten karayolu çöktü. Aslında direkt aklımıza gelen deniz yolu. Evet ve şöyle bir aslında boyutlar olarak bir bakmak lazım. Yani bir kamyonda ne taşıyabiliyorsunuz? Ölçüsüne göre bir veya iki konteyner taşıyabiliyorsunuz. Bugün büyük ölçekli bir konteyner gemisinden çıkan malları arka arkaya koyduğunuzda trafik hattında İstanbul'dan Ankara'ya kadar mesafedeki kamyon kadar, kamyon trafiği kadar şeyi bir konteyner büyük boy, en büyük boy konteyner gemisiyle taşıyabiliyorsunuz. Veya klasik bir ro-ro gemisi. Evet. Değil mi? Buradan yani, devam edin dediniz. Çok daha büyük oranda malı
en iyi taşıma yöntemi denizcilik. Yani bu bilinen bir gerçek ama niye unutuyoruz? Hep unutuyoruz aslında. Niyeyse hep en son seçenek olarak galiba yeterince önemsemiyoruz yani denizciliği. Yeterince de biraz da uzak olduğu için bu konuda bilinçli değiliz yani. Ben size bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Evet. Denizciliği, Türkiye denizcileşsin diye uğraşılarımıza çok büyük katkı hep sağlıyorsunuz. Beraber. Mesela bir ro-ro gemisi yüzün üzerinde konteyner taşıyıp yüzün üzerinde de tekerlekli araç taşıyabilecek büyüklükte. Düşünün bir afet bölgesine gittiğini. Oradan dönerken afet zedeleri sahadan tahliye etmek için bir kruz gemisi 3000 kişiye kadar yolcuyu konforlu, sıkışık anlamda belki 6-7 bin tane yolcuyu sahadan acil durumda tahliye edebilecek, denizde barınmayı sağlayabilecek accommodation barge denilen ki sahaya giden şimdi bir firmanın ürettiği, farklı amaçla ürettiği konaklama anlamında Duba üzerinde konaklama tesisi var. Bunun içerisinde mutfak, deprem riski yok. Barınma, tuvalet ki bugünlerin en ciddi sıkıntısı bölgede. Hepsini bir araya getirebileceğiniz imkanlar var. Ve bunu deprem sonrasında da farklı amaçlarla deniz inşaatlarında veya kiralama yöntemiyle farklı bölgelere göndererek de rentable halde de tutulabilir. Dünyada kullanılan bir yöntem değil mi? Ufuk'un da bahsettiğini Deniz Hanım. Evet, yani hastane olarak ve tabii bu kadar büyük afetlere herkes ne kadar hazırlıklı orası tartışılır ama deniz yüzen bir hastanenin ve yüzen bir böyle kalınılacak yerin birçok gemi var bu tarzda. Bunlar kiralanabilir. Hatta sezonu değil şu an mesela. Kiralanıp çok daha kolay, geçici çözümlerden daha uzun süreli, 1-2 ay oradaki yaşamı destekleyebilir yani. Çok daha kolay bir çözüm olabilirdi. Bizim böyle gemilerimiz var mı? Yani ben mesela şimdi bu depremde işte deniz hastanesini gördüm. Diğer başka ülkelerden de gelenler vardı ama bizim de var bildiğim kadarıyla. Var mı bizde şey böyle bir yani bu altyapı işte bu şekilde hani konaklanabileceği, hastane olabileceği ya da işte köprü oluşturabilecek? Tam hastane olarak yüzen hastane askeri amaçlı inşa ediliyor. Dünyadaki gelişmiş ülkelerin filoları anlamında gelişmiş filolarda bulunan bir yöntem. Belki çok atıl olabilir. Türkiye'de de var Nene Hatun gemisi, kıyı emniyeti gemi kurtarmanın hem içerisinde ameliyathaneleri olan yeni yapılan amfibi gemimiz TCG Anadolu da yine içerisinde hastane ve yüksek oranda konaklama sağlayabilecek bir gemi. Bunun yanında yolcu gemileri, ro-ro gemileri dediğim gibi inşaatlarda kullanılan konaklama tesisli binlerce insanın kalabileceği şeylerimiz var, imkanlarımız var. Önemli olan tabii bunu çok kısa bir sürede sahaya indirmek. İstanbul gibi büyük nüfusun yaşadığı yerde. Oraya geleceğim. Buyurun. Oraya geleceğim. Orası en sona bıraktığım hassas bir konu çünkü. Şimdi bu işin eğitimi uzun mu sürüyor Nidemize? Bunu niye sordum? Çünkü biraz Ufuk bahsetti. Evet. Hani gençlerimizi de aslında buraya çağırıyoruz dedi. Evet. Yani bu iş eğitimi uzun, meşakkatli bir eğitimi vardır. Daha mı şeydir? Bir de buna şeyi de ekleyeyim. Yani sorması garip kaçacak ama hani ben sorayım yine şey gereği yani gazeteciliğimden gereği. Ha, geliri diğer mesleklere göre daha mı iyidir? Niye tercih edildi? Bu kadar risk alıyoruz. Bu kadar da herhalde bir karşılığı vardır diye düşünüyorum. Tabii yani normalde üniversite mezunu olmak gerekiyor. Uzak yol için konuşuyorum. Ben İTÜ Denizcilik Fakültesi. Denizcilik Fakültesi tamam. Evet. Denizcilik liseden sonra Denizcilik Fakültesi okuyup ondan sonra kariyer basamakları var tabii ki. İşte çıktığınızda 3. zabit, 2. zabit, 1. zabit ve kaptan alıyorsunuz, uzak yol kaptanı. Şu an ortalama bir bu 9 yıl falan sürer. Tıp yani, gibi. Evet. Yani herkes başhekim mezun olmuyor. Evet. Şeyde ama tabii ki dediği gibi yani ille bunun sadece ben deniz kısmından bahsediyorum.
deniz kısmından gidebilirsiniz. Deniz kısmından gitmeyen de çok fazla insan var. İşte üçüncü kaptanlık veya işte üçüncü zabitlikten sonra karanın da çeşitli denizcilik şirketlerinde farklı yönlere dağılan liman, deniz, bunlarda çalışan da bir sürü insan var. Ama gemi için düşünüyorsanız, gemi için evet belli bir kontrat usulü çalışılıyor genelde şirketlerde. İşte 4 ay, 5 ay. Bu süre içinde uluslararası bir iş yaptığınız için uluslararası bir para birimi alıyorsunuz. Ve belli bir standart var. Onun altında pek düşmüyor. Ve bu standart, yani bu para birimi genelde işin zorluğundan ve insan her zaman bir ihtiyaç var yani denizcilik sektöründe. Genelde artıyor. Nide Hanım, denizcilik sektöründe kadın çalışan oranı yüksek midir bilmiyorum. Hani Nide Hanım, dediği gibi, senin de vardır. Ya 99 yılında bizim okul erkek okulu olarak ilk defa kadın aldı. Ben de ilk girişlerden biriyim. Yani özel bir kontenjan açıp almaya başladı. O dönemde bu daha hiç yani popüler ve şey değildi, hiç bilinmiyordu. Sonrasında da aynı şekilde kontenjan şeklinde işte 30 kişi 30 kişi aldı. Sonra diğer okullar açıldı, kontenjan işi bitip eşit şekilde kadın ve erkek almaya başladı. Tabii tercih sayısı da artmaya başladı ama yani 99 çok geç bir zaman dilimi söyleyebiliriz aslında. Çok yakın tarih yani. Var mı öyle bir aslında biz kadın olarak bakmıyoruz artık. Yani denizcilik işletmeleri ve işte, bir ayrımcılık olarak değil. Neden? Şunu söylemem gerekiyor. Eskiden tabii gemilerde daha fiziki çalışma anlamında fiziksel güç gerekebilirdi. Kas gücü anlamında söylüyorum. Fakat denizcilik artık eski denizcilik değil. Artık Nil Deniz Hanım ve diğer denizci arkadaşlarımız kadın erkek ayrımı yapmaksızın çok kaliteli, çoklu disiplinlerde bir eğitim alıyorlar. Dolayısıyla doğal bir yönetici olarak çıkıyorlar ve bilgilerini konuşturuyorlar. Deniz artık bilgi sahibi olmayanı barındırmayacak kadar önemli bir yer. Şimdi çok ilginç bir izleyicimiz şöyle yazmış. Çok, ya buradan da İstanbul'a geleceğim aslında. Hem ikiniz için de sormuş olayım. Diyor ki Türkiye'de Denizcilik Bakanlığı olmadığı için böyle deprem ve afetlerde müdahale konusu yönetecek birim sıkıntısı var diyor. Aslında çok doğru bir şey değil mi? Ya bizim bir Denizcilik Bakanlığımız yok değil mi? Bakanlık düzeyinde de genel müdürlük düzeyinde Denizcilik Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma ve Altyapılar. Şimdi bunu niye okudum? Gelen yorumlardan bir tanesi. Şimdi biz İstanbul depremini konuşuyoruz ya. Yani önümüzdeki dönemde. Şimdi evet. İstanbul'da yani deniz zaten iç içe. Biz İstanbul'daki böyle büyük bir afette bu deniz köprüsünü kurabilecek miyiz? Bu denizden yararlanabilecek durumda mıyız? Bunun için bir hazırlık var mı? Zor bir soru sordun. Gerçekten hani mutlaka vardır. Mutlaka insanların bilgi bu konuyla ilgili yöneticilerimizin de eminim ki hassasiyet katsayısı çok arttığını düşünüyorum ben. En azından burada elimizdeki ekipmanın envanterinin yapılıp acil durumlarda hangi bölgeleri, hangi limanları potansiyel olarak kullanabileceklerini yönünde bir çalışma yapılıyordur. Eminim ki yapılıyordur. Yani çünkü her insanın, her canlının ne kadar kıymetli olduğunu deprem sürecinde, felakette tekrar gözlemledik. Bu konuda da eminim ki hem STK'lar falan da bu konuda gerçekten herkesin hassasiyet düzeyi çok artmış durumda. Var mı? Böyle bir çalışma sizin kulağınıza evet, gelen duyum var. Nedir? Benim gördüğüm zaten bu depremden sonra biraz inisiyatif gibi dediği gibi STK'lar, bütün gruplar kendi içinde organize olup yapabileceği maksimum yardımı kendi görev bilinciyle yapmaya çalıştı. Bu organizasyon içinde epey bir denizci vardı. Kendi işlerinin artısında bu işi de organize ettiler açıkçası. Oraya giden birçok RORO ve bu tip gemileri bu organizasyon yaptı ve şimdi önümüzdeki deprem için de bir hazırlık yapma yani onunla ilgili birkaç yazı paylaşıldığını ve bununla ilgili çalışmalar yapılması, özellikle afette denizciliğin güçlendirilmesi, bu konuda yapılacak şeylerle ilgili bir hazırlığın yapılmasını hem talebi var STK'ların
hem önemsenmesi için gerekli yerlere başvuruldu. Bir yayını da böyle yapalım. Peki. Bence çok önemli bir konu bu. Yani evet, yani afetlere denizciliğin de hazırlığı konusunu bir yapalım. Kitap görüyorum. Son bir dakika. Onu paylaşalım. Genç kızlarımıza eğitim desteği vermek isteyen Aliye Çilek Kaçar, Tarihsel Süreçte Türk Kadın Hareketleri ve Feminizmi isimli bir kitabını yayınladı. Tüm geliri kız öğrencilerimizin eğitiminde kullanılacaktır. Hararetle tavsiye ediyorum. Türk PNI'da galiba. Evet. Denecek şey, Türk PNI Sigorta'da çalışan bir arkadaşımız bu galiba. Doğru. O yüzden özellikle. Nildeniz Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok riskli bir sektördesiniz ama hani gördüğüm kadarıyla bu işi çok seviyorsunuz. Çok ve seviyorum. Öneriyorsunuz. Öneriyorum. Çünkü bu ayrıca hani bir ülke tanıtımı gibi de düşünün. Çünkü ben bin bir milletten insana çıkıp kılavuzluk ediyorum gemilerine. Ve beni gördüklerinde Türkiye ile ilgili de bütün fikirleri değişiyor. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ufuk Teker, çok teşekkür ediyorum. Tekrardan bir araya geleceğiz ama şu şey parantezini gerçekten önümüzdeki haftalarda bir yapalım. Yani afet ve denizciliği, yani deniz yolunun afetlerde kullanılması konusunu birkaç uzman ismi de katarak böyle bir program gerçekleştirelim diyorum. Yani senin de katkılarında. Çok elimden teşekkürler. Geleni yaparım. Çok teşekkürler. Efendim yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.